Ne gidiyoruz şimdi Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi Hüseyin Çimşir'in yerine 4 aday demiş. 204'e çıkmış. Hüseyin Çimşir'le yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetim teknik direktörlük görevi için 4 isme odaklandı. Sezonun kalan kısmını ne garip oldu. Bu hafta sonu bir tane maç oynuyor. Evet, bir de kupa finali var. Sezonun kalan kısmını Eddie Newton'la tamamlamayı planlayan yönetim, takımı gelecek sezon yeni bir teknik adama emanet edecek. Listenin ilk sırasında Abdullah Avcı yer alıyor. Diğer yerli isim olarak Tayfun Korkut'u gündemine alan Bordo Mavililer, ayrıca eski teknik direktörleri Şoto Arveladze ve halen HES Kablo Kayserispor'u çalıştıran Robert Prosinecki ile de ilgileniyor demiş. Ben Trabzonspor'un bir yabancı teknik direktörle çalışacağını zannetmiyorum. Ama tabii Şota Arveladze yabancı teknik direktör sayılmaz. Kendi oyuncusu yani tabii. Yani. Kolay olmaz yani, uyum sağlaması kolay olmayabilir. Yani ben Ahmet Ağoğlu yönetimiyle çok kolay uyum sağlayabileceğini düşünmüyorum bir yabancı teknik direktör. Dolayısıyla yerli bir teknik direktör olacaktır. Ama bu yerli teknik direktör de kim mesela? Abdullah Avcı ile nasıl çalışırlar onu da bilmiyorum. O da kolay olmayabilir. Bir de hani camianın, Trabzon medyasının, seyircinin, şehrin ne diyeceği de önemli. Zor tercihler bunlar. Çok. O yüzden ben hiç beklenmedik bir ismin çıkabileceğini düşünüyorum. Şoto Arveladze en makul opsiyon, bu sayılanlar arasında en makul opsiyon gibi görünüyor. Öyle mi dersin? Bu sayılanlar arasında. Yani herkes birbirini tanıyacak, alışkanlıkları bilecek, kültürü bilecek, insanları tanıyacak, zaman zaman onlar gibi davranacak. Konuda, espriler, şakalar yapacak. O konuda hiçbir problem i̇şte olmayacak yani, kesin. Dolayısıyla şu isimler arasında en makulü Şoto Arveladze gibi görünüyor. Ben sanki başka bir isim gelecekmiş gibi geliyor. Yani bu 4 isimden biri olmayacak. Bu arada Abdullah Avcı'nın Göztepe ile anlaştığı da dün söylendi, konuşuldu. Aykut Kocaman'la da Göztepe'nin değil mi? O haberlerde evet. Çıktı. Tekrar ediyorum, sanki başka bir isim olacak gibi. Peki.